Arkadaşlar merhaba. Siz de benim gibi bu videonun gelmesini beklerken heyecanlandınız mı? Kart oyununu tamamlamak için sabırsızlanıyorum. Kart oyunu öncesinde geçtiğimiz videoların konularını yeniden gözden geçirdim. Özellikle fonksiyon oluşturma ve iç içe döngülerin kullanımı konularının birçok yerde işime yarayacağını fark ettim. Umarım sizler de inceleme fırsatı bulabilmişsinizdir. Robo, merhaba. Artık sabırsızlığını giderebiliriz sanırım. Hafıza kart oyunumuzda sıradaki görevimiz, ekranda listelenen iki kartı seçme üzerine olacak. Son yaptığımız görevdeki gibi, ikişer kere ekrana bastıracağımız altı karta ihtiyacımız var. Ama bu sefer bir farklılık olacak. Kartların ön yüzleri değil, arka yüzleri ekranda görünecek. Kartların üzerine tıkladıkça ön yüzlerinin görünmesini sağlayacağız. Ancak oyunun kuralları gereği aynı anda sadece iki kartın ön yüzünün ekranda görünmesine izin vermeliyiz. Peki açılan kartlar birbirinin aynı olan eş kartlar olursa ne yapacağız? Bu durumda şimdilik sadece sesli uyarı vermekle yetinelim. İki kart birbirinin aynı ise doğru bir seçim yaptığımız için buna uygun bir ses çalalım. Yanlış olması durumunda ise yine duruma uygun başka bir sesin çalmasını sağlayalım. Doğru ve yanlış sesleri ekranda gördüğün siteden elde ettim. Sen de istediğin sesleri buradan temin edebilirsin. Veya kendi seslerini kullanabilirsin. Buradan indirdiğimiz sesleri de sans klasörüne kopyalamamız gerekir değil mi? Evet. Kullanacağımız resimleri image klasörüne kopyaladığımız gibi sesleri de sans klasörüne kopyalamalıyız. Şimdi ekranda bahsettiğimiz bu işlemler için gerekli olan kodları görüyorsun. Kart destesi oluşturmak için kullandığımız kart alt çizgi destesi alt çizgi oluştur fonksiyonunun tanımını kod içerisinde paylaşmadım. Açıklama kısmından bu fonksiyona ulaşabilirsin. Bu fonksiyonun tanımlandığı kodlara önceki videolarımızdan da erişebilirsin. Ben daha önceki etkinliklerimize yazdığımız kodları saklamıştım. Oradan alıp kopyalamayı düşünüyorum. Aynı kod olduğu için bir sakıncası yok. Şimdi ilerleyebilmemiz ve oyunumuzu daha güzel yapabilmemiz için yeni bir metot ve bu metodun kullanımından bahsedeceğim. Schedule Unique metodu. Schedule Unique metodu iki parametre alarak çalışan bir metottur. İlk parametre bir fonksiyonun ismidir. Bu fonksiyon programcı tarafından tanımlanmış bir fonksiyon olabilir. İkinci parametre ise saniye cinsinden süredir. Parametre olarak bir fonksiyon mu? Böyle bir şey mümkün mü? Daha önce ya bir değer ya da bir değişken kullanmıştık. Ama bir fonksiyonun parametre olarak girildiği bir kullanımı hiç görmemiştik. Evet Robo, oldukça yeni ve farklı bir kullanım. Ama fonksiyon gibi yapılar da gerekli durumlarda bir parametre olarak kullanılabilir. Burada Schedule Unique metodu ile parametre olarak girilen bir fonksiyonun belirtilen süre kadar beklendikten sonra çalıştırılmasını sağlayabiliriz. Örneğin, tıklandıktan sonra ön yüzü çevrilen bir kartın bir saniye sonra arka yüzüne dönmesi isteniyorsa Schedule Unique metodu kullanılabilir. Anladım. Bu bekleme sayesinde kartların hemen görünüp arka yüzlerine dönmesi yerine bizim belirleyeceğimiz süre kadar ekranda görünmelerini ve bu sürenin sonunda arka yüzlerine geçmelerini sağlayacağız. Kesinlikle doğru. Şimdi programa geri dönelim. İlk önce kartların arka yüzünün görünmesini istediğimiz için arka yüzlerde kullanacağımız resimlere ihtiyacımız olacak. Senin paylaştığın resimlerde arka yüz isimli sadece bir resim vardı. Sanırım tüm resimlerin arka yüzleri aynı olduğu için tek bir resim bize yeterli olacak değil mi? Evet. Arka yüz için basitçe arka alt çizgi yüz eşit aktör parantez ve tek tırnak içerisinde arka alt çizgi yüz komutunu kullanmak işimizi görecektir. Devamında ise güncel alt çizgi kartlar eşit köşeli parantez şeklinde oluşturduğumuz listeyle de aynı anda ekranda görünür olan kartları tutabileceğimiz listeyi oluşturduk. Bu işlemden sonra kart destesini oluşturarak draw fonksiyonuna geçtik. Draw fonksiyonu içerisinde ekranı temizledikten sonra eğer açılmış kart ya da kartlar var ise yani güncel kartlar listesinin içerisinde kart ya da kartlar bulunuyorsa bunları ekrana bastık. Açılmamış olan kartlar içinse ekrana arka yüz kartını bastık. Program ilk çalıştırıldığında güncel alt çizgi kartlar boş olduğundan ekrandaki kartların tamamı arka yüz kartı olacaktı.
programımıza geri dönelim. Programda işaretlediğim noktaya dikkat etmeni istiyorum. İşaretli bölüm program çalıştıktan sonra fareye tıkladığımızda çalışacak komutlar arasında yer alıyor, değil mi? Evet Robo. Burada aynı anda açılan kart sayısının 2 olup olmadığını kontrol ettik. Açılan kart sayısı 2 ise sadece return komutunu çalıştırdık. Bu komutun görevi daha önce söylendiği üzere geriye değer döndürerek fonksiyonu sonlandırmaktır. Ama return komutunun yanı boş. Return komutundan sonra herhangi bir değer yazmazsak hiçbir şey anlamına gelen none döndürülür ve fonksiyon hangi adımda olursa olsun durdurulur. Sonuç olarak iki kart açılmışsa fareye tıklandığında fonksiyon sonlandırılarak yeni bir açma işlemi yapılmayacaktır. Şimdi bir sonraki satıra odaklanalım. Bu satırda eğer henüz iki kart açılmamış ise hangi kartın üzerinde tıklandığı bulunur. Burada da kartın bulunması için tıklanan kartı bul isimli fonksiyonu kullandık. Bu fonksiyonu zaten daha önce tanımlamıştık. Bize tıklanan kartın kartlar listesindeki hangi kartta olduğunu döndüren bir fonksiyondu. Evet Robo, bu fonksiyon parametre olarak gönderilen koordinat değerleriyle örtüşen kartı bulduğunda bulunan kartı geri döndürüyor. Burada bir sorunla karşılaşıyoruz. Açtığımız kartın üzerine tekrar tıkladığımızda aynı kartın iki kere açılma işlemi gerçekleştirilmemesi için tıklanan kartın güncel alt çizgi kartlar arasında olmadığından emin olmamız gerekir. İşaretli satırlarda da bu durumun kontrolü gerçekleştiriliyor. Burada tıkladığımız kart güncel kartların arasında yoksa bu kart güncel kartlar listesine güncel alt çizgi kartlar nokta append parantez içerisinde tıklanan alt çizgi kart komutu aracılığıyla ekleniyor. Eğer güncel kartlar arasında varsa bu karta üst üste tıkladığımız anlamına geleceği için bu durum otomatik olarak engellenmiş oluyor. Şimdi sıra güncel kart listesindeki kart sayısı 2 olmuşsa bunların aynı olup olmadığının kontrolünde, değil mi? Evet Robo, ekranda işaretli olan bölümde bu işlem için oluşturulan kod bloğunu görüyorsun. Burada senin de kolayca farkına varacağın gibi güncel kartlar listesindeki ilk resimle ikinci resmin aynı olup olmadığı kontrol ediliyor. Resimler aynı ise doğru ses, değilse yanlış ses çalınıyor. Peki buraya kadar süreci anladım. Ama güncel kartlar listesi içinde iki resim olduğunda ve karşılaştırma da yapıldıktan sonra sonraki yeni kart ikilisine geçtiğimizde bir problem yaşamayacak mıyız? Yani demek istediğim şey, güncel kart listesinde zaten iki tane kart var ve güncel kart listesi içinde iki kart olunca yeni kartların kontrolünü bu şekilde yapamayacağız gibi geliyor bana. Çok haklısın Robo. Daha önce de konuştuğumuz üzere fare tıklandıkça kartlar en fazla iki tane olmak kaydıyla açılmakta. Kartlar açıldıktan bir saniye sonra arka yüzlerini geri çevirmemiz gerekiyor. Bu iş için clock.schedule_unique parantez içerisinde günceli alt çizgi 0'la 1,1 komutu kullandık. Bu komutun içerisinde günceli 0'la isimli bir ifade var. Bu aslında hemen altta tanımladığımız bir fonksiyonun adı. Günceli alt çizgi 0'la fonksiyonu güncel alt çizgi kartlar listesinin içeriğini yani açılan kartların listesini boşaltmakta. Bu sayede liste boş olduğu için draw fonksiyonu içerisinde sadece arka alt çizgi 100 kartları ekrana basılır. Böylece açılan kartların arka yüzleri çevrilmiş olunur. Şimdi anladım. Sen bahsetmesen de anladığım bir nokta daha var. Günceli alt çizgi 0'la fonksiyonu açılmış kartların listesini güncel alt çizgi kartlar nokta clear parantez içerisinde komutu ile boşaltıyor. Clear kelimesinin Türkçe karşılığı temizle. Dolayısıyla clear metodu istenen bir listenin içeriğini temizleyebiliyor. Yani boşaltabiliyoruz. Evet, bu metot liste ismi ve nokta işaretinden sonra clear yazılarak kullanılır. İstersen şimdiye kadar listeler için kullandığımız metotları gözden geçirelim. Append metodu ile listeye eleman ekledik. Pop metodu ile listeden eleman çıkardık. Clear metodu ile listenin içini boşalttık. Len fonksiyonu ile listenin eleman sayısını bulduk. Ve son olarak shuffle metodu ile listenin elemanlarını karıştırdık. Bu metotlar sayesinde de oyunumuzun önemli bir bölümünü tamamlamış olduk. Şimdi yapacağımız birkaç değişiklik ile oyunumuzu sonlandıralım. Bir önceki programda
açılan iki kartın eşleşmesi durumunda kartlar yeniden arka yüzüne çevriliyordu. Fakat bu hafıza oyununda tam olarak istediğimiz bir şey değil. Eğer kartlar eşleşmişse, yani aynı kartları çevirmişsek, artık bu kartların arka yüzlerinin görünmesine gerek yok. Bunun yerine eşleşme durumunu gösterecek bir kartın basılması daha iyi olur. Bu durum için eşleşme isimli bir kart ve eşleşen kartların tamamının tutulacağı SSN alt çizgi kartlar isimli bir liste oluşturalım. Bunun için gerekli olan kodları ekranda görüyorsun. Draw fonksiyonu içerisinde de eşleşen kartlar için eşleşme kartının basılmasını sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden draw fonksiyonunu ekranda gördüğün şekilde düzenledik. Fare tıklandığında eğer önceden eşleşmiş kartlar üzerine yeniden tıklanıyorsa yeni işlem yapılmasını engellememiz gerekli. Bu görev için on alt çizgi mouse alt çizgi down fonksiyonu içerisinde ekranda gördüğün kod satırını eklememiz yeterli. Bu kod tıklanan kart, eşleşen kartlar arasında ise boş bir return komutu ile fonksiyonun çalışmasını sonlandıracaktır. Ama hala eşleşen kartlar listesi boş. Ona bir şey eklemedik. Şimdi o durumu da halledelim. Yani açılan iki kartın aynı olması durumunda bu kartları SSN alt çizgi kartlar isimli listeye ekleyelim. Böylece bu kartların yerine draw fonksiyonu içerisinde eşleşme isimli kart basılabilir. Bunun için on alt çizgi mouse alt çizgi down fonksiyonunda açılan kartların resimlerinin aynı olduğunun tespit edildiği yere ekranda göstermiş olduğum kod satırını eklememiz gerekiyor. Bu kod satırı ile eşleşme isimli kart eşleşme olduğu anda değil de eşleşmeden bir saniye sonra ekrana basılmakta. Bu sayede eşleşme durumunda açılan ikinci kartın ekranda bir saniye gösterilmesi sağlanır. Aksi durumda eşleşme olur olmaz eşleşme kartı ekrana basılacağı için açılan ikinci kart görünmeyebilir. Son olarak SSN alt çizgi kartlara alt çizgiyi ekle fonksiyonunu inceleyelim istersen. Bu oldukça basit bir işlem gibi görünüyor. Güncel alt çizgi kartlar içerisinde bulunan kartları tek tek for döngüsü aracılığıyla SSN alt çizgi kartlar listesine ekliyoruz. Ekleme işlemi sadece eşleşme durumunda yapıldığı için güncel alt çizgi kartlar içerisindeki her kart yerine sadece eşleşme durumundaki güncel kartlar SSN alt çizgi kartlara ekleniyor. Evet Robo, yapılan bu değişiklikler sonucunda hafıza oyununu tamamladık. İstersen son bir kez çalıştıralım. Uzun bir program oldu. Bu nedenle kodun tamamına ulaşabileceğiniz bağlantıyı videomuzun açıklama kısmına bıraktım. Robo, bu oyun için neler yaptığımızı kısaca özetleyebilir misin? Oyunumuzda 4 farklı kart türü kullandığımızı söyleyebiliriz. Bunlar kartların kendisi, kartların arka yüzü, açılmış kartlar ve eşleşme durumunda kullandığımız kartlar. Kartların arka yüzü için bir kart tanımlayıp aynı kartı istediğimiz kadar kullandık. Fakat kartların kendisi, açılmış kartlar ve eşleşmiş kartlar birden fazla kart içermekteydi. Bu yüzden bunların her biri için birer liste tanımladık. Gerekli kartlar belirlendikten sonra bunların ekrana bastırılması gerekiyordu. Ekrana kart bastırılmasında 3 durum karşımıza çıktı. Eşleşme durumu, son açılan kartlar ve açılmamış kartlar. Her bir durumu tek tek ele aldık. Ekrana basma işlemiyle birlikte eşleşen kartların ve açılan kartların durum değişikliği, yani liste içeriğinde oluşan değişiklikleri de ele aldık. Eşleşme olma durumunda eşleşen kartların içeriğini ve yeni kart açılma durumunda açılan kartların içeriğini değiştirdik. Bu durumlar farenin tıklanmasına bağlı olduğu için on mouse down fonksiyonunda bu işlemleri gerçekleştirdik. Teşekkürler Robo. Programımızı yazarken farklı kart durumlarını belirlemek için liste veri yapısı kullandığımızı sen de ifade ettin. Kartlardaki durum
yani içerik değişikliği için çeşitli fonksiyonlar kullandık. Durum değişikliklerinin ekrana yansıtılabilmesi içinse draw fonksiyonu içerisindeki bazı komutları kullandık. Burada unutmamamız gereken bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Bu oyundaki tasarım aslında kodları yazmadan önce düşündüğümüz bir şey. Programcılar oyunlarını yapmadan önce oyun tasarısı üzerinde düşünmelidirler. Bu sayede daha verimli ve etkili kod yazabilirler. O yüzden bu videodaki amacımız nasıl kod yazılacağını göstermenin yanında programlamaya yeni başlayanlara program yazmadan önce tasarımın gerekli olduğunu vurgulamaktır. Robo, arkadaşlar, siz de bir oyun programcısı olarak oyunu kodlamaya başlamadan önce onun tasarısı üzerine düşünmeli ve bir tasarı ortaya koymalısınız. Eminim bu şekilde çok daha verimli ve eğlenceli oyunlar ortaya çıkaracaksınız. Şimdi oyunumuzu tamamladığımıza göre ben biraz oyunumuzu test edeceğim. Ben de arkadaşlarımla birlikte oynamayı düşünüyorum. Arkadaşlar, siz de oynamaya ve arkadaşlarınızı oyunumuza davet etmeye ne dersiniz? Ayrıca oyunumu arkadaşlarıma oynattıktan sonra ona yeni özellikler de eklemeyi düşünüyorum. Örneğin, oyunumuzda bir başlangıç ekranı yok. Güzel bir müzikle hafıza oyununa hoş geldiniz yazan bir giriş ekranı tasarlayabiliriz. Oyun bitişi için de bir bitiş ekranı tasarlayabiliriz. Oyuna puan ve süre gibi yarışma ruhunu destekleyen ögeler ekleyebiliriz. Bunun yanında kartların açılıp kapanmasını bir animasyon şeklinde gerçekleştirebiliriz. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Eminim siz de benim gibi birçok yenilik düşüneceksiniz. Bu yenilikleri gerçekleştirdikten sonra oyunlarınızı bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Geliştirdiğiniz oyunları oynamak için heyecanlanıyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.